Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun efendim. Ailemin sohbet günü derslerine devam ediyoruz. Bugün yaşlılarımız, hikmet ve tecrübe pınarlarımız, onlardan bahsedeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبتغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün yaşlılarımızdan bahsedeceğiz. Mü'min suresi 67. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirebilmeniz için yapar. Kardeşlerimiz, bugünkü ayet-i kerimiz bu. Bu dersimize binaen hadis-i şerifimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, insanın ömrü aldığı ilk nefes ile verdiği son nefes arasındaki andır. Hayatı anlamlı kılan ise Allah'a imanıdır. Elbette bu kısacık ömürde mevsimler gibidir. Baharı, yazı, sonbaharı ve kışı. Hepsi de farklı güzellikleri ve özellikleri barındırır kardeşlerimiz. İnsanı kemale erdiren, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan en kıymetli dönem ise yaşlılık dönemidir. Yaşlılık, bedenin yorgun düştüğü, ancak ruhun hikmetle, tecrübeyle yoğrulduğu bir bilgelik evresidir kardeşlerimiz. Yaşlılık, yaşanmışlığın ve yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle hayata geniş açıdan bakabilmektir. Onlar zorlu hayat yolculuğunun sonunda adeta kök salan bir çınar gibidirler. Gençler bu çınarın gölgesinde dinlenerek onun tecrübelerinden faydalandığında yürüyeceği yolu daha iyi tayin edebiliyorlar. Zira onlar geçmişten geleceğe kurulan bir köprüdürler kardeşlerimiz. İçinde yaşadıkları toplumun inancını, örfünü, gelenek ve göreneğini genç kuşağa aktarmada yaşayan birer hazinedirler yaşlılarımız. Gençler bu tecrübenin rehberliğinde yol alırken, yollarına devam ederken, onlara gösterdikleri hürmetle kendi yaşlılık dönemlerini hazırladıklarını da bilmelidirler kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Saçı sakalı ağarmış yaşlı bir Müslümana saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdandır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar okuyorum. Saçı sakalı ağırmış yaşlı bir Müslümana saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdandır buyuruyor. Onlara saygı göstermenin Yaradan'a saygı gereği olduğu bilinciyle hareket etmelidir kardeşlerimiz. İnsan fıtratı gereği çevresiyle devamlı irtibat halinde olmak ve sosyalleşmek ister. Yaşlılık evresi bir nevi insanın ilk hali olan çocukluk dönemi gibidir. Dolayısıyla onlar da çocuklar gibi ilgiye, sevgiye, şefkate her zamankinden daha çok ihtiyaç hissederler kardeşlerimiz. Özellikle evlatları tarafından önemsenmeyi, ziyaret edilmeyi arzu ederler. Şimdi bayram geliyor kardeşlerimiz. Bu bayramda yaşlılarımızı arayalım, soralım, onlara gidip ziyaret edelim. Annelerimizi, babalarımızı, amcalarımızı elimizden geldiği kadar ziyarette bulunalım kardeşlerimiz. Aranmak, hatırlatılmak, hatırlanmak,
Ya da alınan ufacık bir hediye onlara değerli ve yalnız olmadıklarını hissettirir kardeşlerimiz. Zira onların asıl belini büken ihtiyarlıktan ziyade ihmal edildikleri duygusuna kapılmalarıdır. Özellikle eşlerini kaybetmiş yaşlı kimseleri yahut da çocuklarından uzak kalmış anne babaları ziyaret etmek, onları hayata bağlayacak, yalnızlığın sebep olacağı sıkıntılardan uzaklaştıracaktır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, yaşlılarımız içerisinde yaşadıkları en ev halkı ve toplum tarafından yük olarak görülmemelidirler. Bilakis bulundukları ortam için zahmet değil, rahmet ve bereket kaynağı olduklarını işaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı yeryüzüne azap yağardı. Bakın ne kadar güzel bir hadis. Bakın Peygamberimiz böyle buyuruyor. Diyor ki, beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı yeryüzüne azap yağardı. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güçsüz, zayıf ve bakıma muhtaç kimseleri yalnızlığa terk etmeyerek ihtiyaçlarını karşılayanların bu sayede yardım göreceklerini ve rızıklandırılacaklarını ifade etmektedir kardeşlerimiz. Evlerinizin bereket kaynağı olan büyüklerimize göstereceğimiz hürmet ve ilgi ömürlerinin son demlerinde onlara huzur iklimini yaşatacağı gibi bizim için de hayır dualarını almamıza vesile olacaktır. Hayata dair nice tecrübeler edinen ve hikmetle yoğrulan ulu çınarlarımızı yalnızlığa terk etmeyelim. Onları toplumdan dışlayarak işe yaramaz duygusuna kapılmalarına izin vermeyelim. Çocuklarımızla, gençlerimizle buluşturarak gelecek nesle birikimlerini aktarmalarını sağlayalım. Evlatlarımızın bakım ve terbiyesinde onların desteğini alalım. Büyük olmanın keyfini, torun sahibi olmanın sevincini ve onurunu onlardan esirgemeyelim. Yaşlılarımıza hürmetin ömrümüze bereket katacağı bilinciyle hareket ederek büyüklerimizin hayır dualarını almaya gayret edelim kardeşlerimiz. Öyle insanlar var ki şu anda evlerinde baktıkları hayvanlara gösterdiği saygının, o hayvanlara gösterdikleri sevginin, saygının onda birini büyüklerine göstermiyorlar kardeşlerimiz. En azından gidip biraz ziyaret etsek, en azından onların hal hatırlarını sorsak, en azından onlara ufak bir hediye alsak, değil mi? Bu bayram gününde, bayramın şu arefesinde kardeşlerimiz, buna dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar büyüklerimizi, anne babalarımızı, akrabalarımızı, yani hiçbir şey yapamasak telefonla bari arayalım, hal hatırlarını soralım, bayramlarını kutlayalım, ama tabii gitmek daha güzel. Belki şu anda hayat şartları biraz daha zorlaştı ama elimizden geleni ardımıza bırakmayalım efendim. Şimdi fetvamızı size anlatalım. Bir kimse hayattayken mülkünü bir hayır kurumuna bağışlasa, ölümünden sonra çocukları bu bağışı iptal ettirebilirler mi diye bir soru sorulmuş. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizin de fetvası, fetva kurulumuzun fetvası bakalım neymiş, okuyalım. Mal sahibi malında dilediği gibi tasarruf yetkisine sahiptir kardeşlerimiz. Karşılık şart koşulmaksızın bir malın hayattayken hiçbir şart koşulmaksızın bir malın hayattayken temlik edilmesine, hibe edilmesine denir. Hibe iki taraflı bir akit olup tarafların irade beyanıyla kurulur. Hibe edilen malın teslim tesellümüyle tamamlanır. Hibenin geçerli olması için bağışlama anında akit konusu, malın mevcut olması, malum ve belirli bulunması, bağışlayana ait olması ve tarafların rızalarının bulunması şarttır. Usulüne uygun olarak yapılan ve kabz ile tamamlanan hibe akdinden dönmek kural olarak caiz değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kınamıştır. Ancak Hanefiler hibeyi kabul eden kişinin rızası veya hakim kararıyla hibeden dönülebileceğini kabul etmişlerdir. Buna göre anne hayattayken yapmış olduğu hibeden geri dönme hakkına sahiptir. Ama onun ölümünden sonra çocuklarının bu hibeyi iptal etme hakları yoktur kardeşlerimiz. Evet, anne baba böyle bir hibe yaparsa bir yere malını,
Ondan sonra o malı tekrar çocuklar geri almak isterlerse böyle bir hakları olmadığını fetvamız bize söyledi kardeşlerimiz. Bunu da bu şekilde bilelim, büyüklerimizi sıkıştırmayalım. Yani biz büyüklerimize saygı sevgi, yaşlarımıza saygı sevgi gösterirsek onlar da bize her türlü kolaylığı sağlarlar. Ama sen büyüğüne saygı gösterme, sevgi gösterme. Ondan sonra kalk ondan mal iste, mülk iste, onu dövmeye kalk. Yani öyle evlatlar türedi ki anne babalarını malı için, mülkü için dövüyorlar. Allah korusun, sövüyorlar. Allah onlardan korusun efendim. Efendim bugünkü aile sohbet günü dersimiz bu kadardı. Yaşlılarımıza hürmet, yaşlılarımızı başımızın tacı yapalım. Yaşlılarımızın evlerimizin bereketidir. Yaşlılarımız olmasa Allah yerinde azap yağdıracağını söylüyor Peygamberimiz. Yaşlılarımıza kesinlikle hürmet edelim. Biz de bir gün yaşlı olacağız, bunu unutmayalım. Herkes yaşlı adayı. Yani kimse ben yarın yaşlanmam demesin, hepimiz yaşlanacağız. Ve biz de yaşlı olacağız. Onun için yaptığımız şeyi çocuklarımızdan beklemek istiyorsak biz de yapmamız lazım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yarınki derste buluşmak üzere. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.